Bizim için onur verici bir şey. Bu mübarek Ramazan bayramında tüm Karakoçan'ın, tüm halkımızın, tüm bölgenin barış, huzur, güven içinde yaşamasını diliyorum. Dilerim ki bundan sonra Allah bize acılar yaşatmasın, gözyaşı yaşatmasın. Bu halk, bu coğrafyada herkes barış içinde yaşasın. Herkes huzur içinde yaşasın, sevgi içinde yaşasın. Ben inanıyorum ki biz bundan sonra da hem Karakoçanlar olarak, hem bölge olarak, hem halk olarak daha güzel günler içinde mücadele edeceğiz. Daha güzel günler yaşayacağız. Bunun içinde de elimize ne gelirse kesinlikle yapacağız. Bu mübarek Ramazan günlerinin bize hayırlı olmasını, barış getirmesini, huzur getirmesini diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Belki eksiklerimiz olabilir, yetmezliklerimiz olabilir. Lütfen bizi maruz görün, bizi affedin. Bu noktada ben biliyorum bizim halkımız hoşgörülüdür. Hoşgörünüze sığınıyorum. Allah hepinize yardımcı olsun, hepinize razı olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi selamı veriyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam akıdı, berekete Hazreti İbrahim Halilullah, şefaata Muhammed Resulullah, Ehl-i Beyti Resulullah, ve servete de bambe. Hungiş bi khayratine, ser çaba rahatine, iftara ve civara nurşucam be. Sizi, tamam bütün dillere saygımız vardır. Bütün diller, Beni Adem denilen mahlukatın dilleridir. Allah'ın ayetlerindendir. Allah diyor ki sizin renkleriniz, sizin dilleriniz benim mucizelerimdendir. Çünkü Adem tek bir dil bilirdi. Ama ondan sonraki insanlar çeşit dillere ayrıldılar, çeşit renklere, erklere ayrıldılar. Fakat hep beraber yaşadılar. Tüm diller kutsaldır. Türkçesi, Kürtçesi, Zazacası, Arapçası, Farsçası, Süryanicesi tüm diller Allah'ın mucizeleridir. Ayetle sabittir. İnne estaizu billah inne elvanekum ve eltinetekum min ayatillah. Sizin renkleriniz, dilleriniz Allah'ın mucizelerindendir diyor. Sadakallah. Muhterem Karakoçanlılar, sayın belediye başkanımız, belediye eş başkanını diyoruz. Başkan mı diyoruz? Tabii ki eş başkanımız Burhanettin Kocaman. Bu kültürümüze yakışır. Cennet bacımız bu kültürümüze bilhassa doğunun kültürüne yarışan ve dinimizde de İbrahim Halilullah sofrası denilen iftar yemekleri az verilmişse de bizim yeni başkan, eş başkanlarımız bacımız Cennet, eş başkanımız Burhanettin Efendi bu kültürümüzü bize yaşatıyorsa biz ona da onlara da çok çok teşekkür ederiz. Tabii ki büyük teşekkür yine siz Karakoçanlarındır. Niye? Çünkü siz de ayaklarınızı yoruyarak buraya kadar geldiniz. Bu kültürümüzü yaşatmayı, canlandırmaya geldiniz. Allah cümlenizden razı olsun. Aslında yemek dua yemekten sonra yapılır. Fakat yemekten sonra herkesin işi gücü var, kalkan gider. Biz yemekten önce 3-5 cümle bir dua yapacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin ve alihi ve ehli beytihi ve ashabihi ve evladihi ecmaîn. Ya erhamer rahimin. Ancak hamdü senacı fadiret zikrini salatü selamcı Resulü Muhammed Mustafa'ra ehli beyt evirra, ashab evirra, ümmet evirra, evlad evirra be. Ucu ve racı nörşicam be. Şifa be. Cinefaşı mera şifa, cidertli mera deva, cifakiri mera gıdavu, uberra sıhhatü selamete cami van be. İlk bak hizmet dikinci, civanla sıhhat ve selamet be. İlk kişi kuda o dişinin dedinci, civanla ci bereket de İbrahim Halilullah be. Tebe ve on ser şafatına, khir bir selamet. Sizi, kendimi, çocuklarınızı, çocuklarımı, malımızı, mülkünüzü, malımı, mülkümü, dost ve ahbaplarımı Allah'a emanet ediyorum. Hepimiz Allah'a emanet olalım.
en iyi emaneti koruyan da Allah'tır. Esselamu aleyküm. Değerli Karakoçanlar, bir de biliyorsunuz gerçekten şu anda Orta Doğu'da hiçbirimizin istemediği bir katliam, bir savaş var. Bu savaşa, bu katliama, bu haksızlığa duyarlı olmak gerekir. Bir taraftan Filistin'de gencecik çocuklar öldürülüyor. Gerçekten uçaklar her gün bomba yağdırıyor. Ondan sonra Rojava'da şu anda halkımız çok zor durumda. Rojava'daki halkımıza yardım, Filistin'deki halkımıza yardım etmek gerekir. Bu konuda bizim bu bir Rojava ile ilgili bir masamız var. Rojava ile ilgili bir kampanya başlatmışız. Şimdi değil ama öyle önümüzdeki günlerde kampanyamız devam edecek. Bu konuda da herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Hepinize teşekkürler. Çok sağ olun, çok var olun.